Türkiye'nin en kuzey ucundaki Sinop iline bağlı yeşillikler arasında gelişen, büyüyen bir cazibe merkezi, şirin bir ilçe Boyabat. Masmavi gökyüzünün yemyeşil doğasıyla buluştuğu, tarihi, efsaneleri, kültürü, kalesi, şelaleleri, Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerini günümüze taşıyan tarihi evleri ve güler yüzlü insanıyla Boyabat kapılarını sonsuza dek sizin için açıyor. Boyabat'a gelmeden önce kafanızda oluşan Anadolu'nun sıradan bir ilçesiyle karşılaşacağınız düşüncesi, şehre ayak basar basmaz tamamen değişiverir. Boyabat'ın modern, eğitim düzeyi yüksek, zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip bir kent olduğunu hissedersiniz. Gaskaslar, Hititler, Frigler, İranlılar, Pontuslular, Romalılar, Bizanslılar, Danişmentliler, Çobanoğulları, Candaroğulları gibi birçok medeniyete beşiklik yapan Boyabat'ın geçmişi çok eski yıllara dayanır. Birçok medeniyetten derin izler kalan Boyabat'ın en önemli tarihi eserleri Boyabat Kalesi, Çukurhan Köyü Kalesi, Salar Köyü Kaya Mezarı, Dodurga Köyü Resimli Kaya, Su Kemerleri, tarihi camileri, çeşmeleri, okulları ve Osmanlı sivil mimarlık özelliklerini yansıtan evleridir. Taşı başka bir öykü, toprağı başka bir masal, suyu başka bir efsane anlatır Boyabat'ın anlatılmakla bitmeyen. Başka kentleri kıskandıracak şekilde uzayıp giden bulvarlar, geniş cadde ve sokaklar, parklar, mesire yerleri ve gezinti alanları. Nüfusu 25 bini geçen Boyabat, Karadeniz bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden birisidir. Toprak sanayi başta olmak üzere sanayisi hızla gelişen Boyabat'ta değişik dallarda hizmet veren küçük sanayinin yanı sıra Boyabat Organize Sanayi kurulma aşamasında. Bereketli Uzun Ovası'nda binlerce dönüm arazide pirinç üretiminin yanı sıra her türlü sebze ve meyve yetişmektedir. Birbirinden güzel, ilçeye has lezzetli yemeklerinin yanında Boyabat Sırık Kebabı oldukça meşhurdur. Kimimizin doğduğu, kimimizin karnının doyduğu, birlikte yaşadığımız Boyabat için 2 Haziran 1996 belediyecilikte dönüm noktasıdır. İki Haziran 1996'dan önce Boyabat, Anadolu'nun sıradan bir ilçesiydi. Şehrin göbeğinde hal esnafı, göçebe çadırı gibi bir yerde toz toprağın içinde alışveriş yapıyordu. Orta çarşı köstebek yuvası gibiydi. Sanayi esnafı altyapısı olmayan, çamurun, çukurun içinde çalışıyor, şehir mezbahasının yanından, kokudan geçilmiyor, etrafında kedi ve köpekler cirit atıyordu. Küçük bir kasaba görüntüsü veren Boyabat'ta büyük bir hizmet açığı yaşanıyordu. İflas etmiş bir kasaya, arsaları, dükkanları ve önemli gayrimenkulleri birer birer satılmış bir belediyeye sahip. Ve daha saymakla bitirilemeyen bir sürü olumsuzluk. Hatıralarınızı tazelediğimiz için özür dileriz. 2 Haziran 1996 ara seçimlerinde başarıya ulaşmasını bilen, her türlü ısraf ve kirlenmeye karşı olan, öz kaynakları çok iyi değerlendiren, laf değil iş üreten Sayın Mehmet Ermiş, halkın büyük teveccühüyle Boyabat Belediye Başkanlığı'na seçiliyor ve 2,5 yıl belediye başkanlığı yapıyor. İşte bu 2,5 yıllık zaman zarfı içinde Boyabat Belediye'miz tarafından çok önemli hizmetler üretilmiş ve Boyabat'ımıza önemli eserler kazandırılmış şehircilik açısından 2 Haziran 1996 Boyabat için bir dönüm noktası olmuştur. İşte bu hizmetlerden ve eserlerden bazıları. Halkımızın rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabileceği Boyabat'ımıza yakışır modern bir hal yeri. Boyabat'ımıza Karadeniz bölgesinin en modern mezbahası. Küçük sanayi sitemizin altyapısı. Parke, kilit taşı, bordür ve büz fabrikası. Kuruluşundan bu yana kimsenin yapmaya cesaret edemediği, sokak ve caddeleri yürünmez durumda olan Orta Çarşı'nın alt ve üst yapısıyla yenilenerek modern bir halde halkımızın hizmetine sunulması.
ilçemizin tarihi dokusuna uygun Selçuklu sanatını içeren motifli sebil çeşmeleri yapılması. Büyük cami çevresinin düzenlenerek cami şadırvanı ve şehir umum tuvaletinin içi ve dışının modern bir şekilde dizayn edilmesi. Gazhaneye itfaiye hizmet binası yapılarak şehir içinde kalan itfaiye hizmet binasının şehir dışına çıkartılması. İlçemize halı saha yapılarak sporseverlerin hizmetine sunulması.